Yağmur yağar ıslanırlar, sövelere yaslanırlar. Yağmur yağar ıslanırlar, sövelere yaslanırlar. Herif herif seslenirler Erzurum'un güzelleri. Dadaş dadaş seslenirler Erzurum'un güzelleri. Güzelleri güzelleri, aşk alenin güzelleri. Güzelleri güzelleri, şu hınızın güzelleri. Evet sayın seyirciler, Erzurum ili Olur ilçesi köylerinde çekimimiz devam ediyor. Şu anda eski ismi Pırdanoz, yeni ismi Beğendik köyündeyiz. Tepeden yayla dediği yerden bir görüntü, yani şöyle bir görüntüyü görelim, muhteşem bir görüntü. Sanki bir Karadeniz, sanki bir Ayder yaylası gibi. Şu an yanımızda muhtarımız var ve önce bir muhtarımıza başlayalım. Önce kendinizi tanıtın. Burayla ilgili ufak röportaj alalım. Nasıl bir yer? Buraya insanlar geldikleri zaman nasıl gelmeleri gerekiyor? Burada neler oluyor? Onlarla ilgili kısa bir görüşlerinizi alalım. Sonra da bizi sağ olsun Bilal Bektaş buralara getirdi. Onunla da kısa bir röportaj yapacağız. Evet. Rahmi Aydın, Beğendik Köyü Mahalle Muhtarıyım. 4 dönemdir muhtarım. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum size. Köyümüzün şu anda bulunduğumuz yer, mezramızın yayla dediğimizin yerin seyrengahı şu anda burası. Eski ismiyle Ağız deriz buraya. Burada yaylada olanlar gelip köyümüzü seyrederiz buradaki çevre köyleri. Aşağıda bizim köyümüz var. Bir aşağıdaki taş geçit var. Karşımızda Soğuk Göze var. Onun karşısında Aşağı Çaylı, bir Yukarı Çaylı, Filizli. Karşımızda Ürünlü, Aşağı Karacasu ve Yukarı Karacasu köyleri komple buradan gözükür. Yaylamıza gelmek isteyenler tabii ki köyümüze, ilk önce köyümüze gelecek. Aşağımızda balık gölü var, alabalık gölü var karşımızda. Doğayı zaten gördünüz, siz söylediniz. Köye gelecek, köyden de daha sonra yaylamıza gelecek. Yaylamıza geldikten sonra da tabii ki burada doğayla iç içe kalacak. Her şeysi doğal. Peki buraya gelip çadır kurup yaşayabilirler mi? Tabii. Yaşadıkları zaman imkanlar sağlayabilir misiniz köylü olarak, köy muhtarı olarak? Evet, tabii ki gelip de burada misafir olmak isteyenlere tabii ki yaylamızda kalacak mevcut yerimiz yok. Yaylalarımız iyi değil. Kendi imkanlarıyla durabileceği çadırları getirecekler buraya. Tabii ki çadır getirmeler gerekiyor. Ona da zaten bir iki gün misafirimiz olur da gereken yağımız, peynirimiz, suyumuz mevcut burada olan. Yağımız doğal, peynirimiz doğal. Suyumuz doğal, hepsi organik. Her şey doğal. Hepsi doğal. Zaten çekimlerde de göstereceksiniz. Her çeşit, bin bir çeşit çiçeğimiz var. Ve köyümüzün balı güzel olur. Yağı peyniri güzel olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Gelenleri de misafirlerimizde bekleriz tabii ki. Evet, muhtarımız Rahmi Bey'e teşekkür ederiz. Ve yanımızda çok değerli bir abimiz var. Biz bir dönemler geldik burada. Tek Rümeli TV'ye program çektik. Sağ olsun bize her konuda yardımcı oldu ve yanımızda oldu. Bizi Karneves köyüne götürdü. Orada çekimle başlayarak Olur'un Kah eski ismi orada güreş alanında güreşleri çektik. Aktak Festivali. Çok yardımcı oldu. Şu anda da kendi köyü olan Beğendik köyündeyiz. Tepeden bir baktığımız zaman gerçekten muhteşem bir görüntüsü var, manzarası var. Bize Bilal Bektaş bu köyü ve buradaki manzarayı kendi ağzıyla dinleyip anlatmasını istiyoruz. Evet Bilal Bey. Evet, ismim Bilal Bektaş. Ben de bu köylüyüm. 1980 yılında Olur'a inmiş babam. Biz de o zaman ilkokulda okuyorduk, indik ama köyümüz çok harika bir yer. Herkes kendi vatanını seviyor. Bizim de vatanımız tabii. Köyümüzün özelliği biraz ile uzak. Erzurum ilinin 203 kilometre uzaklığında, Olur ilçesinin yaklaşık 30 kilometre uzaklığında bir köy. Bulunduğumuz mevkide köyümüzün mezraları, yani eski tavırla yayla bölgesindeyiz. Rakımımız şu anda 2150 civarında yaklaşık. Böyle soğuk suyu olan, çok güzel çiçekli, güzel görünümlü, manzaralı bir yerde bulunuyoruz.
Seyrangah ismi verilmiş. Seyrangah'tan olan yerimizde yaklaşık 8-10 köy baktığın zaman görünüyor. Şu anda gölümüz var. Alabalık Gölü. Alabalık Deresi kenarındayız zaten. Bu Alabalık Gölü'nün özelliği su toplar. Sulama suyunda doğaldır kendisi. Sulama suyunda ve içme suyunda kullanılır. Güzel bir gölümüz var. Artı doğal balık yetişiyor burada. Köyümüzün adıyla Beğendik Gölü diye anılıyor gölümüz. Bir üst tarafında da Ürünlü Göleti var ama bir kısmı Beğendik köyü sınırları içerisindedir. Aynı Alabalık suyunun doğduğu yer esas bölge olarak. Köyümüzün sınırları bir tarafı Ardanuç, bir tarafı Taşgeçit Köyü aşağı tarafında. Güzel bir manzarası var. Bitkisel olarak da yani yaklaşık belli bir miktarda çiçek potansiyeli var buranın. Balımız çok meşhur oluyor. Yağımız, peynirimiz çok güzel oluyor. Halkımız biraz yaşlı ama yaylaya çıkma durumumuz bayağı bir azlandı. Ama dışarıda olan tüm halkımızı, bu köylü olan herkesi tabii burada en iyi şekilde değerli muhtarımız ağırlıyor, geliyor, gidiyor. Kendisi mütevaziliğinden söylemedi ama iyi bir misafirperver. Allah razı olsun. Evet, tüm gelenlerin adına söylüyorum. Erdal Bey de tabii bizim şu anda misafirimiz. Kendisi geldi. Bizi onur etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii her yıl geliyor. Onun da memleketi olduğu için aynı ilçedeniz. Kendisine teşekkür ediyoruz. TV'sine, kanalına başarılar diliyoruz. 25 dediğin zaman bizim kodumuz, plakamız, her şeyimiz 25 Erzurum. Erzurum güzel, olur daha güzel bir yer. Beğendik Köyü de aynı bozulmamış, doğal halkıyla aynı şekilde devam ediyoruz. Erdal Bey'e teşekkür ediyorum. İzleyenlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir an bizim de dilimiz tutuldu böyle bir manzarayı görürken. Gerçekten muhteşem bir yer. Bunu anlatmakla değil de gelip de inşallah Erzurum olur olup da gelip de sadece kendi köylerinizde değil, zamanınız olduğu zaman hepinizin araçları, arabalarınız var. Diğer köylerde gezip buranın güzel manzaralarla karşılaşmanızı isteriz. İnşallah tüm olurluları olarak buraya herkesi bekliyoruz. Her yazın önceden de başkanına da röportaj yaparken yani denize herkes gidiyor ama böyle bir doğal bir yaşama gelmek, burada tatil yapmak, hiç olmazsa bir hafta 15 gün buraya herkesi bekliyoruz. Çünkü burası kendi memleketiniz, kendi köyünüz. Herkesi buraya bekliyoruz. Olur TV 25 olarak da biz burada çekimlerimize devam edeceğiz. Sizi tanıtmaya devam yayla edeceğiz. Yayla turizmi başlatmak evet. İstiyoruz. Tabii artık sizin sayenizde. Evet, olurlu olup imkanı olan herkes gelip burada yaylasında küçük bir rahat edebileceği şekilde ister çadır isterse güzel apart evler yaparak durabilirler. Yayla turizmi şu anda daha iyi. Covid-19 hastalığı bizim bölgemizde yok, hiç görülmedi Allah'a şükür. Bu alanda da nüfusun az olması nedeniyle görünme imkanını da çok tahmin etmiyoruz. İnsanların rahat yaşaması için mutlaka bekliyoruz. Kendi vatanlarına silah-ı rahim yapsınlar. Kendilerine teşekkür eder, saygılar sunarım. Biz teşekkür ederiz. Erdal Bey, bizim bu seyrangahta yamaç paraşütü mesela. Evet, onu soracaktım. Çok iyi olur. Ben bundan önce de gereken yerlere bir iki sefer söyledim ama hiç gelip bir yetkililerden buraya şey yapmadılar. Çünkü yamaç paraşütünde evet, rüzgarla ilgili test yapmaları gerekiyor. Rüzgar var. Bayağı rüzgar oluyor ama rüzgarın olmadığı günlerde. Mesela şu tepeden atlayıp ta şeye inecekler, köye. Peki bu dağda kaç tane yayla var? Karşılarda da yayla görüyorum. Karşıdaki Olur Merkez Yaylası. Yukarıda Yeşil Bağlar'ın yaylası. O derede var. Boğazgören'in yaylası. Ürünlü'nün yaylası var orada. Aşağıda Sarıbaşlar'ın yaylası var. Yani bir sürü yaylalar var. O tarafta Yolgözler'in var. Yaklaşık 7-8 tane yaylamız var. 13-14-15 tane köyün yaylası. Bir grubu batı tarafında, bir grubu doğu tarafında. Orada da var da burada. Yani tam hepsinin ortasında bizim yayla. Yani her tarafa bizim yayladan mevcut yetişme şey imkanları var. Çünkü Olur'dan geldikleri zaman 23 kilometre. 4 kilometrede köyden yaylaya
Buraya geldikleri zaman, yaylaya çıktığı zaman her tarafa ulaşma şeyi var. Mesela buradan Ardanç yolu, karşıda mesela oradan aşacak tünel. Artvin'le sınırız. Artvin'le tabii sınırız. Evet, yaylalarımız Artvin'le zaten. Şu tepe gözüktüğü zaman orada Artvin'le sınır. Yani misafirler, ben sağ olasınız, ben demek istemedim. Siz zaten buyurdunuz dediğiniz başkanımıza, eski başkanımıza söyledim. Gelen misafirlere elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Başımızın üstünde de yeri var, karınca kaderince. O yüzden de yani kimse o konuda tedirgin etmesin. Gideriz de dışarıda kalırız kalmaz. Evet. Başımızın üstünde yeri var. Yeter ki arz edip gelsinler. Yani haberimiz olsun buraya geldikleri zaman. Yabancı olsun, köyümüzden olsun. Herkes de bekleriz yaylalarımız evet. gezmeye. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten öyle. Ben de bu Olur ilçesindeyim. Kekili köyündeyim. Bizim muhtarı aradığında ben çok yoğunum derken Pırdanus Beğendik Köyü muhtarı aradığında ben her türlü sizin yanınızdayım dedi. Muhtarımıza teşekkür ederiz. Her gelenler burada bir klip çekildi. Ayas kardeşimiz burada bir klip çekti. O klipte de muhtarımız her zaman yanında oldu, destek verdi. Ve muhtarımıza, Bilal Bey'e çok teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir program olur. Ve herkesi dediğim gibi buraya bekliyoruz. Olu TV 25 olarak gezimiz, çekimlerimiz devam. Merhabalar. Olur TV 25 olarak Olur'da gezimiz devam ederken, Oltu'ya giderken Zülfü abi önümüzü kesti. Mutlaka Zülfü abi önümüzü kesti. Mutlaka çay içmeniz. Çay içmeden gitmezsiniz. Çünkü bizim köydeki yolları yapan abimizdir. Ve Olur'un köylerin her yerde hizmet olan bir abimiz. Önce kendini tanıyalım. Sonra da bakalım bize neler anlatacak. Ben Zühtü Aydemir, Olur Kum Betonu işletmecisiyim. Olurluyum, Kaban Köyü'ndenim. İşte Olur'a hizmet için buradayız. Elimizden geldiği kadar işte Olur'a hizmet etmek için buradayız biz. Peki kurbetçiler gelirse burada ev yaparsa, Olur TV 25 adını söylerse yardımcı olabilir misiniz? Daha indirim. Yardımcı oluruz. Olmaz olur mu? Yeter ki gelsinler, ev yapsınlar. Kumumuz burada hazır. Eğer olursa Kadir arkadaşımız da beton santralini çalıştıracak, alabilirse betonumuz da olacak inşallah. Kaç senedir bu işleri yapıyorsunuz? Nerelere yol yaptınız? Neler yaptınız? Onlardan kısa bir... Vallahi biz 5 yıldır kum ocağını işletiyoruz. Bu Ardanut yoluna verdik. Oraya beton santrali çalışırdı burada. Ondan sonra köylere işte bütün her köye kumumuz gitmiştir buradan. Yani gitmediğiniz köy yok. Yok. Ben daha önce köy hizmetlerinden emekliyim. Bütün her yerde ayak izlerim vardır. Her yere hizmetim olmuştur. Şimdi bu hizmete başladık. Evet, yanımızda da benim çocukluk arkadaşım Erdoğan Coşkun'un asker arkadaşı var. Onunla da biraz sohbet edelim. Sağ olsun Erdoğan Coşkun da bizi buralara getirdi, sponsor oldu. Önce biz sizi tanıyalım. Neler yapıyorsunuz bize? Onlarla kısa bir sohbet edelim. Kadir Özdemir, Olur Eyle Köy'denim. Olur'da toptan sebzecilik işiyle uğraşıyorum. Ayrıca Olur Kum Beton'un iş ortaklarındanım. İşte hayatımız bu şekilde idame ediyoruz. İlçede faydalanmaya çalışıyoruz. Milletin kum ihtiyacını, sebze ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah Olur için faydalı şeyler düşünüyoruz. Yan tarafta kum ocağını, beton santralini de açmak istiyoruz. Olur açısından bir istihdam yaratmak istiyoruz ama artık İnşallah ilk önce belediye olarak bize yardım istiyoruz. Daha sonra yani destek istiyoruz. Diğer şekilde ne bileyim ilçe olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Peki şöyle söyleyeyim. Olur Kum Betonu köylerden aradıkları zaman bir telefonda ihtiyacı olduğu her şeyi götürme imkanı tabii, var. Tabii. Bütün araç gereçlerimiz var. Şu anda evet bir kum istediler. Bir arkadaş ev yapıyormuş. Ona bir aracımız götürdü. Yani her türlü ihtiyaçları burada giderebiliyoruz. Yani bu ilçe olarak. Bura ilçenin bir bel kemiği diye düşünüyorum ben. Vatandaşlar da sağ olsunlar her türlü desteklerini veriyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar ilçeye yardımcı olmak istiyoruz. Devam ediyoruz, çalışıyoruz inşallah. Allah emeklerimizi boşa vermez inşallah. Evet, kurbetçi arkadaşlar. Yayla yaparsanız, ev yaparsanız burada size yardımcı olacak arkadaşlar var. Olur Kum Betonu aramanız
gelip buraya arabayı yanaştırıp malzeme almanız yeterlidir. Her konuda yardımcı olacağını söylediler. Evet. Götürüyor zaten. İki tane kamyonumuz var. İstediği her an hazırız yani göndermeye. Kendi araçlarımızla götürüyoruz kumu. Evet, değerli abilerime teşekkür ediyoruz. Yolumuz devam ediyor. Görüşmek üzere. Kara kara evleri var ara ara, kızları var kara kara. Açtılar gönlüme yara Erzurum'un güzelleri. Açtılar gönlüme yara şu Kıbrıs'ın güzelleri. Güzelleri, güzelleri korkalım güzeller. Güzelleri, güzelleri. Olur TV 25 olarak Erzurum Olur ilçesi ve köylerinde programı çektik. Gezdik, dolaştık ve yolun sonuna geldik. Yolun sonuna geldik. Bildiğiniz gibi olur da olmazsa olmazlardan bir tanesi çağ döner. Sabah 5.30-6'da vurulur. Erken saatte biter. Biz de yolumuza geçerken olur 8 diye bir yere uğradık. Orada döner yedik ve arkadaşlara sohbet ettik. Burayı nasıl açtılar? Bunlarla ilgili nereden akıllarına geldi? Hem kendilerini tanıyacağız, hem bize dönerden, hem de buradaki Olur'dan gelen müşterilerden bize bahsedecek. Önce arkadaşı tanıyalım. Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, öncelikle mekanımıza ziyaret ettiğiniz için, Olur'umuzu tanıttığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben Olur Aşar Karacası köyünde doğdum. 12 yaşına kadar orada yaşadıktan sonra 20 yıl Kırşehir'de yaşadım. Kırşehir'de buraya tatillere geliyorduk. Biz tabii, benim eşim Aksaraylı. Aksaraylı Olur'un neyi var dediğinde cağ kebabı var diyorduk tabii. Yemek yedirecek bir yer bulamıyorduk. Biz aslında oradan esinlenerek ilçemize geri dönerek böyle bir tesis kazandırdık. İnşallah insanlara böyle ailelere daha çok hitap ederek temiz bir ortamda en kaliteli eti sunmaya çalışıyoruz. Peki gelen müşteriler buradan geçerken döner yiyorlar. Tavsiyeleri oluyor mu? Ya da size teşekkür ediyorlar mı? Daha değişik neler yapmak istersiniz? Burada ne bileyim bir şelale yapmayı düşünür müsünüz? İnsanlar geldiği zaman biliyorsunuz değişik aileler geldiği zaman burada bildiğime göre belediye başkanı da valide geldiği zaman burada ağırlıyorsunuz. Onlarla ilgili neler yapmak istiyorsunuz? Buraya ne gibi yatırımlar daha ileriye doğru? Onları da bilelim. Öncelikle biz eleştiri ve önerilere açık bir firmayız. Bizim herhangi biri önerebilir. Bu belediye başkanı olabilir ya da diye köylü bir müşterimiz olabilir. Biz bu önerileri tek tek not alarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ki biz inşaata başladığımızda, buranın yapısına başladığımızda hep çevremizin önerilerini aldık. Kendi fikirlerimiz vardı tabii ki, projemiz de vardı. Üzerine koyarak böyle ilçemize nefis bir mekan kazandırdık. Bunun da mutluluğu içerisindeyiz, gururu içerisindeyiz. Tabii biz Olur'a hizmet etmek, Olur'u burada tanıtmak. Biliyorsunuz bizim Olur buradan 8 kilometre içeride. Biz burada Göbek'te olup, ana yolda olup Olur'u tanıtma görevini, Olur'un aynası olma görevini üstlendiğimiz için biz kendimizde gurur duyuyoruz tabii ki. Bu topraklar bizim. Olur ilçesine çakılacak herhangi bir çivi kim çakarsa çaksın hepsinin arkasındayız biz. Yanındayız. Bu bizi mutlu ediyor. İlçe bizim. Her zaman ilçemizin hizmet etmeye biz adayız. Şimdi önceden Erzurum'a geldiği zaman tortum da mutlaka mola verirler. İnsanların beyninde artık tortum döner diye yerleşmiştir. Sen diyorsun ki biz Olur 8 olarak tortum döneri daha iyisini yapacağız. Ve onlara o lezzeti biz burada Olur 8 olarak sunacağız diyor. Şimdi 2 senedir biz buradayız. Şunu gözlemledik en azından. Sizin de dediğiniz gibi insanlar İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den çıktığı zaman. Birisi de ben. Yani çıktığımız zaman Olur'a dönere biz yetişemiyorduk. Saat 12'ye kadar döner oluyordu. Ondan sonra olmuyordu. Biz bunu tamamen ortadan kaldırdık. Biz sabah 8, akşam 12 döneri her zaman bulunduruyoruz işletme olarak. Ve İzmir'den gelen, İstanbul'dan gelen, Konya'dan gelen herkes oradan çıktı mı ilk durak kafaya burayı alıyor. Yani daha önce tortum alıyordu sizin dediğiniz gibi. Şimdi ilk durak burası. Kim gelirse gelsin bizim işletmemize kesinlikle direkt yemeğe burada duruyor. Bir de Artvin yolu buradan geçtiği için.
Tabii burada evet Kars Ardahan yolu diye geçer burası. Ardahan'dan Kars'tan işte Karadeniz'den Ardahan'a Kars'a geçişler. Burada olur 8 cümlesini kurmamızın sebebi burada bir ilçe var. 8 kilometre içeride. Buranın ismi de Olur diye bu şekilde tanıtalım diye ismini aslında Olur 8 diye koyduk. Ve dediğim gibi aynı olmaya devam edeceğiz burada. Peki ben döneri yaparken oradaydım, şişe dizerken. Bunun süreçle ilgili ne zaman eti kesiyorsunuz, kaç gün bekletiyorsunuz, neler yapıyorsun? Onlarla ilgili de bir seyircilerimize bilgi verirseniz. Şimdi biz üretim zaten kendimizin, kendi üretimimiz var. Veteriner kontrolünde mezbanede kesimleri yapıyoruz. Bir gün önceden kesilen etleri profesyonel dolaplarda saklayarak önce etin dinlenmesini sağlıyoruz. Ondan sonra da kemikten ayrımını sağlıyoruz. Tabii sinirin ayrımını sağlıyoruz. Ondan sonra da ertesi güne hazırlamış oluyoruz. Evet, Olur TV 25 olarak hem Olur TV'ye 25 olarak abone olmanızı bekliyorum. Burada gelen insanları da kanalımızı sizin buradan sayenizde Olur TV 25 kanalına abone olmalarını da rica ediyoruz. İnşallah gelen insanlara da bundan bahsedersiniz. Tabii ki size de hayırlı olsun. İnşallah ilçemize de hayırlı olsun. Biz de sizlere destek vereceğiz inşallah. Hatta mekanımıza da Olur TV'ye abone olun diye bir yazı da asmayı da düşünüyoruz biz. İnşallah hep beraber güzel olurumuzu tanıtmış oluruz. Evet, Bilal Usta'ya çok teşekkür ederiz. Bizi burada ağırlardı. Bizim de burada artık çekimlerimiz bitti. Burada da biz bir kapanış yapıyoruz. Her gelen kurbetçiye inşallah buradan geçerken, Artvin'e giderken, Olur'a giderken, Olur 8'e Bilal Usta'nın yerine uğrayıp çağ döner yemelerini tavsiye ediyorum.